Peki. Şimdi Mehmet Ali Erbil diyeceğiz, Serdar Ortaç diyeceğiz. Sizleri çok seviyoruz yahu. İsimleri ancak yasa dışı bahisle yan yana geldi ve bir operasyonla maalesef dün onları hiç görmediğimiz kadar kötü görüntülerle ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bakalım neler yaşandı, son durum ne? Bir hep birlikte izleyelim, sonrasında konuşalım. Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil tutuklandı. Tutuklandık. Ne? Ünlü sanatçılar neyle suçlandı? Doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldu. Bahis çetesi ünlü isimleri nasıl kullandı? Beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Türkiye ilk yasa dışı bahis ve kara para operasyonunu Polatlar sayesinde duydu. Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonda yargılanmalar devam ederken ünlü isimlerin yer aldığı ikinci operasyon gündeme bomba gibi düştü. Abi bir gol daha olur mu be bu maçta? Bir gol daha olur ama bas bakayım nereye basacaksın? Abi güzel oranlar var zaten. Her önüme gelen kumarbaz olmuş bir, ikincisi aynı senin gibi, ikincisi ortalıkta dede deyip duruyorlar, nedir bu dede? Aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, eski futbolcu Batuhan Karadeniz gibi ünlülerin de bulunduğu 23 kişi takipçilerini yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı. Evet, doğru değil ama topluma gene de kötü örnek olduğum, o yüzden çok üzgünüm. Tutuklandık. Ünlü isimlerin yanı sıra sayfalarında yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen sosyal medya fenomenleri arasında şu isimler yer aldı. İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Esma Sözen, Sefa Caner Sarıçam, Doğukan Demirtaş, Alexander Mensikov, Umut Kahraman, Ramiz Nurçin, Emircan Karuç, Aleyna Göreci, Muhammed Sümertaş, Soner Kabakçı, Nisa Yaren Burçiloğlu, Yağmur Şifa Yaprak, Fuat Emre Nalbant, Atakan Efe, Ramazan Karkin. Sabahın ilk ışıklarıyla başlatılan operasyonda polis hakkında gözaltı kararı çıkarılan tüm isimlerin evlerine gitti. Serdar Ortaç'ın evine giden polis ekiplerine uzun süre kimse kapıyı açmadı. Hakkında firar işlemi yapılacak Ortaç dakikalar sonra kapıya çıkınca gözaltına alındı. Serdar Bey ne söylemek istersiniz? Yani çok üzgünüm tabii. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın oynadığı yasa dışı bahis reklamlarını Eylül ayında ilk söylemezsem olmaz gündeme taşımıştı. Abi bir gol daha olur mu be bu maçta? Bir gol daha olur ama bas bakayım nereye basacaksın? Abi güzel oranlar var zaten. Her önüme gelen kumarbaz olmuş bir, ikincisi aynı senin gibi, ikincisi... Ortalıkta dede deyip duruyorlar. Nedir bu dede? O gün yayınımıza bağlanan Mehmet Ali Erbil kandırıldıklarını iddia etmişti. O gün de pişmanlığını dile getiren ünlü şovmen bugün şaşkın ve üzgündü. Tutuklandık. Ne? Emniyette işlemleri tamamlanan isimler adliyeye sevk edildi. İlk ifadeyi Mehmet Ali Erbil verdi. Erbil'in bir saat süren ifadesinden sonra sıra Serdar Ortaç'a geldi. İfadeleri alınan ünlü isimler yasa dışı bahsi teşvik etme suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polislerin arasında adliyeye götürülen Mehmet Ali Erbil, kendisini yalnız bırakmayan kızı Sezin ve sevgilisi Gülseren Ceylan'a kötü haberi verdi. Tutuklandık. Ne? Ayakta durmak için polislerden yardım alan Serdar Ortaç'sa ilk açıklamasını yaparken yorgun ve bitkindi. Serdar Bey ne söylemek istersiniz? Yani çok üzgünüm tabii. Topluma. İddialar peki doğru mu? Doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm.
Mahkemeye sevk edilenler arasında yer alan fenomen İbrahim Yılmaz ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti. O mahkemenin yolunu tutarken 18 milyon takipçili sosyal medya hesabını kullanan kişiler bahis reklamlarının yapay zeka ile oluşturulduğunu ve Yılmaz'a ait olmadığını ileri sürdü. Arkadaşlar benim ismimi yapay zeka ile sesimi değiştirerek kumar sayfaları şöyle şeyler yapmışlar, bakın. Kazanamazsanız size 1 milyon lira vereceğim. Oyunumu sizden başka. Bakın bunları benim adımla yapıyorlar arkadaşlar. Aynı anlarda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın suça konu oldukları Malta seyahatini organize eden arkadaşları Serkan Aslan açıklamalarda bulundu. Biz Malta'ya Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve ben tatil amaçlı gittik. Aslan bir arkadaş daveti üzerine Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı ikna ederek otel açılışına gittiklerini söyledi. Kesinlikle bir bahis sitesine özendirme veya reklamını yapma veya bir para alma gibi bir trafik olmadı. Malta seyahatinden fotoğraf ve videolar paylaştı. Geliyoruz ama burada. Açıklamalarına devam eden Aslan, bahsi geçen kişilerin Ortaç ve Erbil'e o videoları reklam amaçlı çekmediklerini söylediklerini ileri sürdü. Orada kesinlikle kumar oynamadılar ve kumara özendirecek bir hareket yapmadılar ve Serdar Ortaç orada da şöyle bir konuşma var. O konuşmayı da kesiyorlar. Diyor ki arkadaşlar kumar oynamayın. Kumar kötü bir şey. Kumar iyi bir şey olsaydı zaten ben iyi yerlerde olurdum. Sosyal medya ve haberler operasyon haberiyle çalkalanırken mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç adli kontrol ve ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı. Mahkeme çıkışı konuşan Mehmet Ali Erbil hayatı boyunca yasa dışı bahis oynamadığını ve teşvik etmediğini söyledi. Ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum dedim. Kendi ağzımla canlı yayında dedim. Böyle bir şeye, böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Erbil'in ardından bir açıklama yapan Serdar Ortaç da kandırıldıklarını ileri sürdü. Evet, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam. Telefonu biraz indirdim. Allah kahretsin yani. Evet, üzülüyoruz. Çünkü çok sevdiğimiz isimler bunlar. Serdar Ortaç biliyorsunuz ki MS hastalığıyla mücadele ediyor. Keza Mehmet Ali Erbil de çok nadir kişide bulunabilen bir kaçış hastalığıyla boğuşuyor. Buna ihtiyacınız var mıydı diye herkes soruyor tabii, ancak yapılan açıklamalarda kandırıldıklarını ifade ediyorlar. Tamam, gir abi. Serdar Ortaç serbest bırakıldık diyor ama yok öyle bir şey. Serdar Ortaç da Mehmet Ali Erbil de tutuklandı. Ev hapsi nedir? Ev hapsi nispeten hafif suçlarda uygulanır. Hapis cezasının kişiyi kendi konutta geçirmesini ifade eder. Cezasının sonuna kadar evinden çıkamaz. Çok önemli bir şey olursa, çok acil bir şey olursa başvurur hakimliğe. Oradan bir izin gelirse nezaretli olarak evinden çıkabilir. Nasıl kontrol edilecek evinden çıkıp çıkmadığı? Ayaklarında kelepçe takılacak. Elektronik kelepçe takılacak. Bunun çok örneği var. Türkiye'de de, yurt dışında da. Kelepçelenecekler bir nevi. Evin içinde kıpırdayabilecekler, dolaşabilecekler ama evden dışarıya adım attıklarında o kelepçe merkeze sinyal gönderecek. Dolayısıyla kaçıp kaçmadıkları kontrol edilecek. Peki yasa ne diyor bunların işlediği suçla ilgili olarak? Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Ancak soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcılığı kovuşturmaya gerek görmezse ya da dava açılınca mahkeme beraatlerine karar verirse o zaman ev hapsinden kurtulabilirler. Şimdi haklarındaki suçlamaları reddediyor iki tarafta. Tabii medyatik olduğu için iki taraf konuşuyoruz. Daha 21 kişi daha var bağlantılı. Daha da olacak. Bu kişiler ve bu kişilerle bağlantılı olan, yine iddia, bahis, tahmin, bu işleri yapan herkes soruşturulacak. Çok özel, çok büyük bir dosya bu.
Önümüzdeki günlerde de zaten konuşmaya devam ediyor olacağız bu konuyu. Serdar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ali ise ev hapsinde. Peki Mehmet Ali demişken hemen evet. Gülseren Ceylan telefon attığımızda bir Gülseren'e günaydın diyelim. Dün Mehmet Ali'nin yanındaydı. Bütün süreci yanında takip etti. Bir dinleyelim mi? Günaydın diyelim Gülseren. Günaydın. Merhabalar. Günaydın, merhabalar. Bir anlatır mısın Gülseren? Dün neler yaşadınız? Ay dün çok kötü bir gündü. Sabah işte polisler geldi kapıya. Ben de evdeydim bu arada. Ondan sonra işte Mehmet Ali Bey'i götürdüler. Biz anlam veremedik ilk başta ne olduğuna. Çünkü ilk bir hani çay içelim bir oturalım sizinle sormamız gereken şeyler var diye aldılar. Sonra işte hepimiz gittik. Önce Vatan Caddesi'ne karakola gittiler. Ondan sonra zaten adliyeye sevk edildiler. Baya hani uzun süreç oldu çünkü Serdar Ortaç'a ulaşamadılar ilk başta. O yüzden de beklediler. Ondan sonra da işte davaları falan görüldü ya savcı tarafından. İlk başta tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildiler. Orada da Mehmet Ali Bey tutuklandığını zannetmiş. Hani bize de öyle söyleyince biz tabii yıkıldık dedi, orada evet. Hani ne yapacağımızı şaşırdık yani orada çok kaoslar oldu. Geceye kadar falan bekledik. Ondan sonra da mahkeme kararıyla zaten ev hapsine şey yapıldı. Bu arada kelepçe falan da yok. Polisler gelip kontrol ediyor sadece. Hani kelepçe durumu falan yok öyle ayağına falan. Kelepçe durumu uygulanıyor. Uygulanıyor. Gelecekte evet, uygulanacaktır. Şu anda yok, olmayabilir. Yok. Avukatımız şöyle söyledi. Hı-hı. Avukatımız şöyle söyledi. Bazı zamanlarda takılıyormuş o. Bize takılmayacak. Bize polis gelip her gün kontrol edecek. Hani evde mi diye. O şekilde de oluyormuş. He. Avukatlar sağlık durumunu mu öne sürerek bir talepte bulundular? Nasıl bir savunma evet. yaptılar? Şöyle zaten Mehmet Ali Bey daha önce sizin programınıza da çıktı. TikTok'ta da zaten her yerde de zaten hani hep böyle bunları oynamayın diye hani yorumlarda bulunduğu için hani bunlar zaten göz önünde bulunduruldu. Oraya da zaten bir açılış için gitti. Biz de dedik hatta ne işin var Malta'da? Ben hatta dedim tek başına niye gidiyorsun? Tanımıyoruz etmiyoruz boş ver dedim hani gitme etme dedim. Hani ben de gelemiyorum hani erkek erkeğe gittikleri için. Ben pek istememiştim zaten hani ne yapacaksın ne edeceksin. Ya bir şey olmaz hani iki dakika açılış öyle eğleneceğiz geleceğiz dediler. Yani adamlar zaten. Sen tanıyor muydun? Hani, sen tanıyor muydun götüren kişiyi? Yok bir arkadaşımız vasıtasıyla hani abi açılış var. Hani ne olur kırma beni hep beraber gidelim kafa dağıtırız. Hani onlar da öyle hani onu sevdiği için. Gittiler kafa dağıtmak için. Sen neden engellemedin Gülseren? Sen neden engellemedin gitmesine? İşte ben engellemek için bir sürü şey söyledim. Gitme etme boş ver ne gerek var. Hani hastasız zaten bir şey olur evet. Gitme ben içim rahat etmiyor falan dedim. Ama sonradan hani çok gitmek isteyince ben de artık şey yapmadım. Neyse hadi git dedim. Hatta iki gün kalacaklardı. Gülseren sen bu kişiyi tanıyor musun? Ortamı sevmediği için. Götüren kişiyi tanıyor musun? Götüren kişiyi tanıyorum arkadaş ortamından birisi. Kim bu? Yani, kim bu? O bizim bir arkadaşımız yani şimdi onun ismini vermeyeyim. Sen yani ünlü biri değil. Serkan mı olmuş oluyor? Tutuklananlar zaten, arasında bu isim var mı Gülseren? Hayır tutuklananlar arasında yok. Zaten o çocuk da bunu bilmiyor. Yani hepsi aslında bu kişi Serkan Aslan mı Gülseren? Serkan Aslan mı bu kişi? Hayır. O kişi de değil. Bunlar neyse kandırılıyor işte. Ondan sonra oraya gidiyorlar. Öyle açılış. Pek de hani şey değil. Ortam da güzel değil. Hani bunlar biraz da rahatsız oluyor. Ondan sonra işte hani böyle hatta iki gün kalacakları seyahatte hemen ertesi gün bilet alıyor Mehmet Ali. Diyor ki hani gidelim benim sağlığım iyi değil falan. Hani sevmiyorlar zaten ortamı. Biraz böyle rahatsız oluyorlar. Orada da işte hani biraz kandırılıyor gibi bir şey oluyorlar böyle. Orada maç izlerken adamın önünde oyun açıyorlar mesela. Hani sonrası zaten buraya geldikten sonra şikayet ediyorlar. Gülseren sen bu gözaltına yani. Alınan bir isim listesi var ya. Gülseren bir isim listesi var gözaltına evet. alınanlar. Bu kişilerden tanıdığın olan var mı? Mesela şu anda Gürcistan'da ve firari olan Batuhan Karadeniz gibi. Biz onların hiçbirini tanımıyoruz. Zaten onların yaptıkları da TikTok'tan da. Onların yaptıkları da bildiğin şöyle oluşmuş. Mesela para gönderiyorlar. Bunlar da reklam karşılığında o siteyi övüyorlar. Ama Mehmet Ali ile Serdar'ın böyle bir durumu yok ki. Onlar
seyahate gidiyorlar. Kullanılıyorlar. Yan yana geliyorlar. Bir anda ellerine tutuşturuyorlar. Hani böyle bir durum. Tamam, bir durum kullanıldılar yani isimleri. İsimleri kullanıldı evet. Yani Mehmet Ali ile Serdar hani Ortaç'ın. Şey olur ya mesela sizde de olmuştur. Bir mekana gidersiniz. Der ki ay şu küpemi övsene ne olur falan hani mesela ya da şunu gösterelim hadi yanında bir anda seni de ama bir reklam yapılıp hani bir bütçe alınmış. Burada kullanmak işte, gibi de olmuyor ki eğer bir bütçe alındıysa bu bir iş kapsamına giriyor. Ha işte bizde öyle bir durum yok. Diğerlerinde öyle bir durum var. Yani bir para alınmadı para değil mi? Para alınmadı mı bu işten? Asla. Yani alındıysa sonra ortaya çıkar ama. Ortaya çıkacak zaten hesaplarda. MASAK inceleme zaten aldı. Bu arada zaten, arkadaşlar MASAK Mehmet Ali Erbil'in ve Serdar Ortaç'ın da bütün hesaplarını kontrol altında tutuyor. Kredi kartları bloke edildi. Bütün hesaplarda. Çünkü yasa dışı bahis suçuyla ilgili soruşturular ve kovuşturular sanıklara bu uygulanıyor. Şunu soracağım. Mehmet Ali Erbil adliyeden geldiğinde ağladı mı? Eve geldiğindeki halini anlatsana bize. Bir şey söyleyebilir miyim? Şeyi söyleyeyim. Önce şu ayrıntıyı kaçırmayalım. Mehmet Ali Bey'in yaşamında mesela Mehmet Ali Bey Dilan Polat gibi normal bir durum varken bir anda zenginlik yaşamadı. Şu anki zaten harcamaları falan hep aynı. Ve herhangi bir para gelişi de olmadı. Zaten böyle bir şeyin rahatlığıyla yani rahatsız çünkü öyle bir şey yok. Hani ne bir para alındı ne bir şey alındı. O sadece seyahate gitti. Hani orada hani arkadaşlarını sevdiği için gitti. Orada eğlenirken böyle bir şey başına geldi. Herhangi bir reklam anlaşması, para alma, böyle hesabına para gelme asla. Dün adliyeden gelince, eve gelince ki halini biraz anlatır mısın bize Mehmet Ali Erbil'in? Üzgün evet. Müydü? Nasıldı durumu? Bayağı işte üzgün hala şu an zaten üzgün böyle bir durumlarla anıldığı için. Dün de tabii ki de gözleri falan da doldu. Biz ağladı bayağı mı? Kötü olduk. Yani ağlamak değil de gözleri doldu böyle sarıldı. Böyle şey bayağı kötüydü. Ben başka biz de bir çok şey kötüydü. Kızları da öyle. Gülseren. Yani bayağı şey, dün duygusal anlar yaşandı. Gülseren şimdi benim elinde bir resim var şu an bana geldi. Mehmet Ali Erbil'in, Serdar Ortaç'ın ve bu Serkan Aslan denen kişinin üçlü resmi var. Sen tanımadığını mı evet. söylemiştin? Ben Serkan Aslan'ı tanıyorum. Onu tanıyorum demiştin. Hayır, ve Serkan Aslan'ın bir açıklaması var. Bunu da söylemezsem olmaza yaptı bu açıklamayı da. Evet. Ben götürdüm o onları diyor. O doğrudaydı. He. Yani ben Serkan'ın götürdüğünü bilmiyorum. Evet ben götürdüm diyor. Sen bunu nasıl bilmiyorsun? Ve üçünün de şu an resmi var bende. Bu arada ben dedim ki size Serkan Aslan'ı tanıyorum. Zaten dedi Serkan Aslan götürdü. Hayır. Nasıl dedi. Tanıştınız? Nerede tanıştınız Serkan Aslan'la? Tanışalı 2 yıl falan olmuştu. Zaten hayatında olduğum. Arkadaş ortamında mı tanıştınız yoksa? Nasıl tanıştınız? Arkadaş ortamında. Yani öyle Mehmet Ali Bey yanınızda değil mi Gülseren? Evet içeride. İçeride bir alabilme hani imkanımız şimdi var mı? Yok o şu an. Konuşmak istemiyor. Tamam. Peki bu ekranlarda gördüğümüz isim Serkan Aslan değil mi evet, arkadaşlar? Evet, senin evet, telefonuna gelen evet, fotoğrafta. Serkan Aslan kendisinin arkadaşıdır. O da oraya gitti. Ama bu iş kimin altından çıktı? Kim götürdü? Ben onu bilmiyorum. Serkan'ı da götürdü mü? Serkan da götürmedi. Çünkü Serkan'ı götürmüş olsa zaten ben... Hayır ben götürdüm yani. Diye demeci var. Var ben götürdüm var. Diyor. Evet. Ya, ben götürdüm koca koca diyor. Adamlar hiç bilmedikleri bir ülkeye Malta'ya gidiyorlar evet. ve ne için evet, gittiklerinde haberleri yok. Öyle gidiyorlar biz seyahate öyle mi? Aracı kişi de bilmiyor götüren öyle ve mi? Ve Malta enteresan yani, bir yer. Malta İngiltere'nin bir evet bir sürü kaçağın olduğu evet. bir yer. Malta. Bilal Özbilge bile uyardı. Ben uyardım. Kara paranın aklandığı, döndüğü bir yer olarak biliniyor. Burası Malta olmasa bile başka bir yer bile olsa tanımadığın insanın niye yanına gidiyorsunuz diyorum. Ama işte bazen de dinletemiyorsun. Koca adam ben ne diyeyim yani. Evet, ben nitekim... gitme yani gideyim kafamı dağıtayım şöyle yapayım böyle yapayım ve gitti yani. Az sonra da böyle şeyler başımıza geldi. Nitekim savcı ve hakim de inanmamış ki biz nereye niye gittiğimizi bilmiyoruz şeyine açıklamalarına mahkemede ifadelerine ev hapsiyle cezalandırıldılar. Eğer dediklerine inansaydı adalet sistemi serbest bırakılırlardı. Peki sizce bunu övmeye giden bir adam döndüğünde veya ondan öncesinde neden bahislerine girmeyin diye bir sürü açıklamada bulunsun ki ondan önce de o olaylardan sonra da ben asla oynamıyorum siz de oynamayın
diye yorumda bulunsun. Çünkü oynadım demek suç olduğu için olabilir mi Gülserencim? Çünkü hayır, suç yani bunu neden, buna teşvik etmek. Hayır, bunun reklamını legal değil bu ülkede bu. İllegal. Ama bunu reklamı yapacak olan adam ne yapar? Şimdi şöyle. Hiç yorumda bulunmaz. Peki sevgili Gülseren. Hiç yorumda bulunmaz. Sevgili Gülseren. Bir dakika bir bekler misin? Bu Serkan Aslan dediğimiz isim bize söylemezsem olmaz. Evet. Özel açıklamalar yaptı dedik ya. O hazır. Bir dinleyelim mi bu açıklamaları? Buyurun. Bugün hakkımızda yapılan haberlerle alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz Malta'ya Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve ben tatil amaçlı gittik. Ve orada bir arkadaşımız davet etti daha doğrusu. Biz onun yanına gittik. Orada bir gün kaldık ve döndük. Kesinlikle bir bahis sitesine özendirme veya reklamını yapma veya bir para alma gibi bir trafik olmadı. Tabii çok üzüldük. Zaten Serdar Ortaç da Mehmet Ali Erbil de hasta. Zaten kaçacakları bir yerde yok. Bir de bugün şöyle haberler çıktı. Evinden alındı, evi bulunamadı. Arkadan işte kaçmaya çalıştı gibi. Ya arkadaşlar, bir günlük tatile gittik sadece. Bir gün. Üçümüz gittik. Ve Serdar Ortaç, orada da şöyle bir konuşma var. O konuşmayı da kesiyorlar. Diyor ki arkadaşlar kumar oynamayın. Kumar kötü bir şey. Kumar iyi bir şey olsaydı zaten ben iyi yerlerde olurdum. Benim durumum daha iyi olurdu. Çok üzüldük sadece. Biz oraya tatil amaçlı gittik, gezdik ve arada Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve ben arada böyle şehirleri gezeriz, ülkeleri gezeriz. Ama bu son Malta tatili birazcık üzücü oldu. Ne Serdar Ortaç ne Mehmet Ali Erbil orada kesinlikle kumar oynamadılar ve kumara özendirecek bir hareket yapmadılar. Sadece bunu söylemek istedim. İşte sorun şu ki söylemleriyle eylemleri tutmuyor. Tutmuyor yani. Mehmet'in söyledikleriyle zaten, yıllardır yaptıkları tutmuyor. Zaten, Serdar'ın yaptıklarıyla söyledikleri tutmuyor. Biz Türk adaletine de güveniyoruz. Zaten gerekli belgeler de sunuldu. Videolar da gösterildi. Şu anda zaten ciddi bir şey yok. Sadece cevapsı var. Ondan sonra zaten ilerleyince de zaten her şey ortaya çıkacak ama kesinlikle bilinçli bir şey değil. Bu olaydan önce de, bu olaydan sonra da Mehmet Ali her zaman bahis sitelerine girmeyin. Bakın iyi bir şey değil falan diye söylüyor. Normalde kötüleyen adam bunun reklamını yapmaz. Ne yapar? Reklamını yaptıktan sonra susar, oturur. Hiçbir şey söylemez. Kötülemez de iyilemez de. Peki bir şey soracağım sana. Bir şey soracağım sana. Bu geldi kendisi. Şu anda çok üzgün. Lütfen hani siz de bunu göz ardı etmeyin. Kaç yaşında adam. Evet. Gerçekten dün çok kötü şeyler yaşadık. Evet. Bunlar olmaması gereken şeyler. Ben savunmuyorum. O da savunmuyor. Ama gerçekten de yaşı gerçekten 67 yaşında bir adam. Hasta bir adam. Hani lütfen hani artık daha fazla uzatmayalım. Bizim de dostumuz ama defalarca uyardık. Tamam, evet, peki. Çok uyardım. Kötü ortamlara denk geldi. Hepsi bu. Zaten, bir daha da tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız. Gülseren. Zaten şöyle, şimdi hem Serdar Ortaç'ı hem de Mehmet Ali Bey'i biz Kıbrıs'ta zaten oyun oynadığını biliyoruz ama bu işin farklı bir boyutu. Yani onlar kendilerine, kendi bütçeleriyle istediklerini yapabilirler ama yasa dışı bahisi özendirme konusunda bir tutuklanma söz konusu. Yani bunu biraz atla deveyi birbirinden ayırmamız lazım. Onların kendi şahsi tercihlerinden değil, özendirmelerinden bahsediyoruz. Türk adaletine de güveniyoruz. Bir kumpasa geldi, inşallah bunu çözeceğiz. Çok teşekkür ederim bağladığınız için. Tamam. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Teşekkürler güzel. Şimdi arkadaşlar burada mevzu aslında üstünde tepinmemiz gereken şey bambaşka. Bu yasa dışı bahiste teşvik etmekten bahsediyoruz. Yani biz kandırıldık dedikleri noktada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç üzerinden ilk dalgayı izliyoruz. Aslında bunun üstü yani dalga dalga gelecek. Yani bu ilk defa Mehmet Ali ile ya da Serdar Ortaç'la duyduğumuz bir şey değil. Bu ülkede yasa dışı bahisi kimler ne iş insanları ne yöneticiler futbolun içerisinde kimler oynatıyorlar zaten bunları. Ama şimdi çok ünlü isim olunca ve Serdar Ortaç ve Mehmet Ali olunca bakın bütün ülkede herkes bütün ana haber bültenlerinde bunları konuşuyoruz. Magazin programında bunu konuşuyoruz. Niye? Kitleleri fazla. Bu sadece bir ekran, bu bir vitrin Mehmet Ali ile Serdar Ortaç. Evet. İşte kullanılmışlar. İnsanlar yasa dışı bahisi zaten oynatan insanlar almışlar bunları. Bunlar zaten işte Kıbrıs'ta da oynuyorlar. Şimdi bu bir sistem. Bunların üstünden şimdi biz reklamımızı yapalım demişler. Ama bak buradan bir patladı.
Hani konu devlet, devlet zaten yıllardır Sayın İçişleri Bakanımız da Ali Yerlikaya'da zaman zaman bu konuda açıklama yapıyor. Yıllardır elinden geldiği kadar, hatta daha fazlasıyla mücadele ediyor. Sık sık bakın rakama dikkat edin. Binlerce kişi gözaltına alınıyor ve önemli bir kısmı tutuklanıyor. Cezaevlerinin önemli bir bölümü yasa dışı bahis suçlularıyla dolu. Çünkü bu çok büyük bir kangren. Türkiye'ye açılan silahsız bir savaş bu arkadaşlar. Buradan kazanılan paralar nereye gidiyor biliyor musunuz? PKK'ya gidiyor. Kuzey Suriye'ye, Kuzey Irak'a gidiyor. Amerika'daki FETÖ'ye gidiyor. Türkiye'nin düşmanlarına gidiyor. Ve Türkiye'nin yıllık kaybı 55 milyar dolar. Bakın rakama dikkat edin. Şimdi, 55 milyar dolar. Bu bir sistem ve daha fazla insanı bu sistemin içine katmaya çalışıyorlar. Bunun için de ünlü yüzleri, medyatik insanları falan da kullanıyorlar. Teşvik edici gözüksün diye, özendirici gözüksün diye. Bu illetle birlikte önce size gel gel yapıyorlar, biraz kazandırıyormuş gibi göstererek. Sonra varınızı, yoğunuzu, ocağınızı, bereketinizi, neyiniz varsa her şeyinizi elinizden alıyorlar. Bakın ben Kıbrıs'ta gözümle gördüm, bizzat şahit oldum. Bir tane adam her şeyini kaybetti, en son bir el ateş etti gitti. Gitti. Hayatı bitti, ocağı bitti, yuvası bitti, her şey bitti. Bakın Serdar Ortaç, gidişat o yönde. Defalarca uyardık. Biz Mehmet Ali'yi de uyardık, Serdar Ortaç'ı da uyardık. Yapma, etme. Ocağın kurudu, evin bitti, malın mülkün gitti, kadın gitti. Ama yok. Yani ağzı başka söylüyor. Eylemleri başka olunca biz de artık inandırıcılığımızı yitirdik bu kişilere karşı. Ve devlet ilk kez ünlülere hodri meydan dedi. İlk kez ünlülere operasyon başlatıldı. Bunun arkası gelecek arkadaşlar. Bunun arkasında çok başka isimler de var. Herkes ayağını denk alsın. Türkiye üzerine oynanan oyunlara hiç kimse bu şekilde davetiye çıkaramaz. Yasa dışı bahisi Türkiye'de oynatarak geçen sene MASAK'ın yaptığı operasyonlar sonucunda 280 binden fazla hesap yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığı tespit edildi ve bu hesaplar kapatıldı. Ancak mücadele hiç ara vermeden sürdürülürse başarıya ulaşılır ve ünlüler de burada çok önemli etken arkadaşlar. Şimdi şöyle, bu öncelikle bu aslında operasyon yeni düğmeye basılmadı. 4 yıl öncesinden basıldı. Tabii. Bütün sosyal platformlar işte bu kayıt altına alındı. Sosyal platformlarda, işte bahis sitelerinde her şey inceleme altındaydı 4 yıl önce. Ben şaşırdım mı bu operasyona? Hayır, şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Ama benim üzüldüğüm bir nokta var ki bu operasyonun içerisinde sağlıklarını yitirmiş ve kumar yüzünden ikisi de aslında hayatlarında mağduriyetler yaşamış olan iki sanatçımız. Yürüyemiyorlar ya. Evet, çok üzüldüm. Gitti ya. Biri Mehmet Ali Erbil, diğeri Serdar Ortaç. Ha, Mehmet Ali Erbil'e gelince gerçekten iyi niyetine ve bebek kalbine inanıyorum. Bak burada iyi niyetlerinin Mehmet Ali'nin iyi niyetinin kurbanı olduğunu da Serdar düşünüyorum. Serdar Ortaç da aynı şekilde. Bak, Serdar da öyledir. Oynadıkları kandırıldıklarına. Başka bir şey. Evet. Bakın bunu ayırın. Kıbrıs'a gidip de kendi şahsi tercihleriyle oynadıkları başka bir şey. O legal. Çünkü onu o başka. Ama dönüp de burada yasa dışı bahisi özendirecek bir kumpasın içerisinde, işte zaten bunlar kumar oynuyorlar. Bunları alalım, gösterelim. Yanlarında iki tişört giysinler. Biz bunları kandırıp çekelim. Kandırıldıklarına ben de inanıyorum ama Hande'cim ne olursa olsun bak, ikisi de yaşını başını almış koskoca adamlar. Yani birisi torun torba sahibi, birisi de zaten kumar yüzünden her şeyini kaybetmiş. Evet. Artık sonunun yani ne olacağı belli olmayan Serdar'dan bahsediyorum. Yani üstelik sizler halka mal olmuş insanlarsınız ya. Böyle bir şey olabilir i̇şte mi arkadaşlar? O yüzden kullanıldılar zaten. Yaptığınız, ama bak şimdi o çekimler, reklamlar birçok genci, birçok insanı özendiriciydi. Sen istediğin kadar işte kumar... Ama ben Bunlar şöyle bir şey var. Bir saniye. Bunlar üstlerine tişört giydirilmek istenmişler oradaki gittikleri yerde. Onu reddetmişler. Biz böyle bir şey giymek istemiyoruz şu demişler. Şu anlamıyorum. Orada o bahis işini konuşurken bir çocukla o görüntüyü izledik değil mi hepimiz? Başka biri de orada elinde telefonla çekiyor. Şimdi Mehmet Ali ve Serdar bu medya dünyasının en uyanık akıllı adamlarıdır ya. Tabii canım, çemezli tutup da 3-5 tane yani çapulcuya mı kanacaklar yani? Benim bunu aklım almıyor. Anlamamış olabilirler. Benim bunu anlamamış olabilirler. Çünkü bu iş bu kadar küçük bir şey değil. Mehmet Ali ya da Serdar Ortaç üzerinden konuşabileceğimiz küçüklükte bir şey değil. Onlara kalmaz bu iş arkadaşlar.
Bu işin derinliği çok evet. fazla bu ülkede. Bağlantılı bu ülkede herkesi yasaların güvencesinde oynanıyor zaten bu oyunlar. Gidip de yurt dışı menşeli, yurt dışında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Evinizin içine işte incir ağacı döküyorsunuz. Alıyorlar, parayı yatırıyorlar. Kredi çekiyorsun, hemen onu alacaksın ya, kısa yoldan parayı katlayacaksın. O yatırdığın parayı bile kazansan da sana vermiyorlar ki. Sonra yasa dışı oynuyorsun ya, hani arıyorsun kapı duvar, paranı istiyorsun yatırdığın parayla birlikte, kazandığımı istemiyorum. Benim ana paramı ver diyorsun, o da yok. Niye? Yasa dışı çünkü, adı üstünde. Kandırılıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey, içki ve kumar kötülüklerin evet. anasıdır. İçki sağlığa zararlıdır bu evet. arada. Ben sanat camiasına buradan seslenmek istiyorum. Lütfen herkes aklını başına alsın. Bakın, sanatçıların bu konuda inanılmaz kullanılmaya ve istismar edilmeye açık bir alanları var. Yani hepimiz kocaman Doğru. insanlarız. O yüzden de hepimiz aklımızı başımıza alacağız. Bin düşünüp bir hareket edeceğiz. Şimdi Mehmet Ali Erbil'in, Serdar Ortaç'ın bir günlük Malta'da ne işi vardı canım? Bir günlük değil tatil mi olur? Bir günlük günü tatil günlük olur. Bir gün bile değil. Günü bile. Sabah gidiliyor, gece dönülüyor. Kaçarak bakın. Uzaklaşmışlar. Niye, ha, belki 2-3 günlük gitmişler. Bakmışlar biz nereye düştük nereye demişler. Düştü? Hemen ondan sonra yani uçak bileti onları, alıp dönmüşler. Onların 2 gün 3 gün veya birisinin davetiyle tatil yapmaya ihtiyaçları mı var? Yok tabii. Yok tabii ki yani. Lütfen biz dikkatli ya olacağız. Herkes Malta'nın tatil beldesi olmadığını biliyor yahu. İşte yani, kullanılmışlar yani açıkçası. Kendiniz ne yapıyorsunuz Allah yapın akıl da fikir millete versin. Örnek olma konusunda bakın yasa dışı bahis mi burada kalmayacak. Sadece Mehmet Ali Erbil'le Serdar Ortaç'la çok büyük kitlelere sahip iki isimle başladı bu. Bu sadece vitrindi, manşetti evet. bu. Siz bundan sonrasını izleyin. Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ona göre herkes dikkat etsin yani bak, nerede ne oynadığına. Bakın arkadaşlar ben daha dün Hı-hı. çok sevdiğim bir arkadaşımın bir haberini aldım. Çok üzüldüm. Çok iyi bir şirkette CEO olan bir dostum. Hı-hı. Bu kumarbaz batağına düşmüş. Düşmüş 10 milyon lira. Şirketinden 10 milyon lirası yok. Çünkü geçmiş ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi yatırıyorsam intihar mı edeyim, kendimi mi öldüreyim? İşte ne yapayım? Nasıl öderim? Ödesem ödeyemem. Ya. Evimi satsam karşılayamam. Kamu spotu. Evet. Kamu spotu. Bunu bir anlatalım. Eğer oynuyorsunuz, kazandınız. Aa diyorsunuz, benim zaten 17 bin liram vardı. Bunu iki katı yaptım, daha çok kazanabilirim diyorsunuz. Aynen, mantık bu. Saniyesinde kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu sefer ne yapıyorsunuz? O kaybettiğimi bari kazanayım diye bu sefer kredi çekiyorsunuz. Onu da kaybediyorsunuz. Borç üstüne borç yapıyorsunuz. Ondan sonra zaten ipin ucu kaçıyor. Bir bakıyorsunuz bu. Hayatınız bitmiş. O yanından yüzden, bile geçmeyin. Bakın aynen öyle. Yeri olan paranızı harcarken kiranızı, okul taksidinizi, çoluğunuzun rızkını eğer buralara yatırıyorsanız günün sonunda mahvolursunuz. Bu kadar basit.